Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen bu videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın bu videoya. Çünkü bu video çok önemli, özellikle sizler için. İçine gelmek isteyenler için söz verdiğim gibi, Instagram takipçilerime söz verdiğim gibi Çin'e nasıl gelinir? Çin'de en kolay vize hangisi? Burada neler yapabilirsiniz? Vesaire vesaire. Bu soruları cevaplayacağım sizler için arkadaşlar. Tipe bak ya. Kız bu ne tip kız? Bu ne surat? Bu ne surat? Bu ne surat? Bu tipi de bu ne? Sana bir yedirmalıyım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi tatlılığım beni bitiriyor ve size de göstermek istedim, paylaşmak istedim. Videoya başlamadan önce. O yüzden... Tüm tatlı. Allah'ım iyi ki varlar. Gerçekten. Evinizde kedi yoksa mutlaka kedi alın. Çünkü sizi güldürüp mutlu ediyorlar bu şekilde. Bakın hemen gülümsedim. Çünkü çok tatlı. Neyse arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlar ben nasıl geldim? Önce size onunla başlayayım. Daha sonra sizlere geçeriz. Geçelim. Sizler nasıl yapabilirsiniz? Aynı zamanda okul fiyatları, kurs fiyatları, bunları da konuşmak istiyorum eğer zaman yeterse. Şimdi arkadaşlar ben ilk olarak araştırdım Çin'e nasıl gelebilirim diye 5 yıl önce. Daha sonra arkadaşlar turist vizesiyle gelecektim zaten ilk başta. Ama baktım ki turist vizesi öyle kolay değil. Turist vizesi bile kolay alınmıyor. Yani yaklaşık 5 yıl önce öyleydi. Turist vizesiyle gelseniz bile turu takip etmek zorundasınız vesaire vesaire. Bayağı bir sıkı ciddiyetlik var Çin'de arkadaşlar. Neden ben hala tırmalıyorum? Ne dikkat çekmek için bunu yapıyorlar biliyor musun? Ben şu an konuşuyorum ya. Yanına gidip onu benim acımamı istiyor. O yüzden dikkat çekmek için bunu yapıyorum. İyi geldi. Aşağıda şu an. Sandalyenin altında. Geldi. Ağzımda ruj var. Ruj ama seviyorum. Öpeceğim. Öpeceğe boğacağım. Çin'e mi dönüyor? Kız bu ne zor öpeş? Oyuncak çürüt. Oyuncak çürüt. Evet arkadaşlar ne diyordum? Turist vizesiyle gelmek istedim ama turist vizesi baktım olmuyor. Turu takip etmek zorundasınız. Gerçekten Çin çok sıkı yabancılara karşı arkadaşlar. Yani 5 yıl öncesinde böyleydi. Şu anda hala öyledir diye düşünüyorum. Daha sonra baktım işte en kolay vize tabii ki öğrenci vizesi arkadaşlar. Dolayısıyla ben öğrenci vizesine başvurdum. Ondan sonra buraya geldim ve önce bir aylık vize veriyorlar arkadaşlar. Önce bir aylık vizeyle geliyorsunuz buraya. Üniversiteye başvuruyorsunuz arkadaşlar. Çin'deki üniversiteleri arayın. Google'da yazın. Universities in China yazın. Ve işte mesela Shenzhen demiştim. Yer Shenzhen. Universities in Shenzhen yazın. Üniversiteler ya da Shenzhen'daki üniversiteler Türkçe'de yazabilir. Çıkın zaten hemen çıkıyor. Buraya neden gelmiştim? Bir kere hayımı vardı burada biliyorsunuz. Ondan sonra buraya gelmek istemiyor. Yani Shenzhen'e gelmek istemiyor. Sebebi bir kere oydu ve o bana çok yardımcı oldu her türlü. Çünkü Çinli kendisi ve okullar hep Çin okuldaki kişiler konuşabiliyor arkadaşlar. Öyle de yaptı da zaten. Onun bana yardımı çok oldu bir kere. O yüzden Çinli arkadaşınız varsa onlardan yardım da isteyebilirsiniz bu konuda. Onlar zaten sizden daha çok biliyorlardır. Her şeyi bilirler onlar. Daha sonra arkadaşlar, sonra ben işte bana bir çeşit böyle bir dosya gibi bir şeyler geliyor ve okuldan mektup geliyor. Ve aynı zamanda hangi evrakları hazırlamıştım? Gerçekten 5 yıl önce olduğu için tam hatırlamıyorum. Bazılarını hatırlıyorum. Sağlık, tam vücut tarama ve İngilizce olacak özellikle. İngilizce yazılı. Çünkü İngilizce bir form veriyorlar okul size. O formu doldurup mesela diyelim kızamık hastalığı yok. Bilmem ne hastalığı yok. Böyle böyle işaretliyorsunuz. Hastaneye gidiyorsunuz. Doktor kaşeli vesaire. Ben de öyle yapmıştım. Bu arada yüzümde şu an boyanın tüyleri, o yüzden sürekli böyle yapıyorum. Az önce boya yaptığım için. Ondan sonra o formu hatırlıyorum. Bir de aklıma geldi. Sabıka kaydı istiyorlar arkadaşlar. Criminal record istiyorlar. Onu da öyle yaptım. Gittim bir ada vardı. Hangi adaydı? Türkiye'de İstanbul'da adını unuttum. Prens adası mıydı? Adını unuttum arkadaşlar. Bir ada var İstanbul'da. Bir adamız var. Adını unuttum.
Oraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada ben hallettim. Ne alakası var? Noter onaylı olması için herhalde. Noter onaylı olması için oraya gitmiştim galiba. Bir şeyler yapmıştım ama çok uğraştım arkadaşlar. Yani var ya canım çıktı. Gerçekten pes etme durumuna geldim. En son işlemler bütün belgeleri teslim ettikten sonra konsolosluğa ediyorsunuz bu arada. Evet, Çin konsolosluğuna Türkiye'de. Ben öyle yapmıştım yani. Ondan sonra onları teslim ettiğince pasaportunuzu da veriyorsunuz. Ki vize basmaları için hani pasaportumuz da aynı zamanda gözden geçirmeleri lazım. O yüzden pasaportumu her şeyi verdim. Sonra dediler ki onaylanırsa gelecek. Vizeyle beraber gelecek. Onaylanmazsa sadece pasaport gelecek. Allah'ım nasıl? Nasıl heyecanlıyım, nasıl özüm, ya olmazsa ya bana sadece pasaport gelirse falan böyle Allah'ım kafayı yiyeceğim böyle var ya. Ama ikiz kahretesi için bana da ekledim. Neyse bak ne kadar çok düşünürsen o kadar olmaz. Unut, başka bir şeye odaklan, başka şeylere odaklan, hiç onu aklına çıkar. Ben de öyle yaptım. Öyle yapınca zaten bir baktım kargo geldi. Sonra kargo geldikten sonra baktım bir aylık vize vurulmuş ve ben Çin'e gidebiliyorum. O zaman canım. Sonra işte bunu Hayber'e falan da söyledim 5 yıl önce. Sonra o da mutlu oldu işte. Ondan sonra buraya geldim arkadaşlar. Daha sonra burada arkadaşlar o 1 aylık vizeyi okula ödeme yaptıktan sonra onu uzatabiliyorsunuz. Mesela diyelim aylık bir kurs. Ben 1 semester yazdırdım. 6 aylık bir vize basılıyor öyle olunca. 1 semester olunca. Ama eğer 2 semester mesela ardarda yaparsanız 12 ay falan oluyor. 1 yıl oluyor işte. Vizeniz olabiliyor arkadaşlar. Ne kadar çok uzun semester uzatırsanız ya da ödeme yaparsanız vesaire o kadar vize süreniz de uzuyor tabii ki. Dediğim gibi ben işte vize mesleği yazdırdım. Daha sonra arkadaşlar burada ben buraya gelince bir araştırdım. Bir baktım ki İngilizce öğretmenliği burada çok popüler yabancılar için. Ve burada öğretmen arıyorlar. Böyle 5 yıl önce deli gibi İngilizce öğretmeni arıyorlar. Benim geldiğim zamanlar zaten daha azdı. Benden öncekiler zamanlarında daha azdı. Şimdi çok var. Çok yabancı geldi buraya arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Ondan sonra ilanlara baktık böyle. Bir baktık bir tane Lego okulu. Öğretmen arıyor. İngilizce öğretmeni arıyor. Daha sonra benim ilk işim oldu arkadaşlar. Sonra o okul her şeyi yaptı. Her şeyi karşıladı. Hatta bana kredi kartı, banka kartı bile açtılar arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir okuldu. Her şeyi hallettiler. Ondan sonra orada zaten ben bir 6 ay mı 4 ay mı kaç ay çalıştım hatırlamıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar benim zaten tecrübem oluşmaya başladı. Tecrübem oluşturdum. Tecrübem olduktan sonra başka okullara başvurdum. Ne derler ona? Dershane gibi yerlere başvurdum arkadaşlar. Sonra daha sonra oralarda da İngilizce öğretmenliği yapmaya başladım. Devam ettim. Orada da bir 6 ay çalıştım arkadaşlar. Zaten bu okullar arkadaşlar eğer iyi okullarsa ve sizi gerçekten istiyorlarsa vizeyi her türlü ayarlıyorlar. İş vizesi ayarlıyorlar arkadaşlar. Okul yeter ki sizi sevsin. Allah'a şükür elhamdülillah. Allah'a olan inancım sayesinde böyle Allah bir şekilde kapı açtı ve oldu arkadaşlar. Daha sonra orada 6 ay çalıştım. Sonra daha sonra başka bir okula geçtim ve orada anaokul öğretmenliği yapmaya başladım. Zaten anaokul öğretmenliğinde baktım daha kolay, daha iyi. Daha sonra anaokul öğretmenliğine 2 yıl daha devam ettim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ondan sonra da artık biraz yoruldum. 3 ay öğretmenlik yaptım. O zaman Çincun Üniversitesi'ne tekrar yazılayım dedim ve Çince kursu alayım dedim. Öyle de yaptım zaten arkadaşlar. 2 semestirde arkadaşlar. Okuduğum zaman da bana bir mucize oldu Allah'ın yardımıyla elhamdülillah. Bir Türk arkadaşım sayesinde ki bunu daha önce de bahsetmiştim bir videoda buraya bırakıyorum. Oyunculuğa geçtim arkadaşlar. Daha sonra da devamı geldi. Şu anda hala devam ediyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani çok düşünmeyin nasıl olur, sonraki adım ne, sonraki zaman ne olacak vesaire diye düşünmeyin. Olacak. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. O ülkeye o kalbinizin de ısınması lazım. Hani bana olmuyor, bana şey yapmıyor demeyin. Hani şunu demek istiyorum. Bazı kişiler var mesela takipçilerim. İşte Çin'i merak ediyorum ama yemeklerinden korkuyorum vesaire. Bunu kafanızdan bir kere atın. Öyle bir şey yok. İkincisi yemeklerden korkuyorsanız arkadaşlar zaten cesaret edemiyorsanız böyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin. Mesela ben hiçbir şekilde bunu aklımdan geçirmedim. Dedim ki orada tabii ki domates salatalık vardır. Ekmek vardır ki öyle de zaten. Geldim buraya domates salatalık ile kahvaltımı
yaptım yani. Peynir de buldum markette vesaire. Hani hiç bunları düşünmeyin. Yemekleri de çok güzel. Bayağı da güzel arkadaşlar. Bize benzeyen yemekleri çok var. Patates böyle inek etli, domatesli vesaire mükemmel yemekleri var bir kere. Hani onu size diyorum. Hani siz bir kere oraya odaklandığınızda, kalbinizin oraya odaklandığınızda yemeklerini de yiyebilirim. Zaten ben Asya yemeklerini seviyorum vesaire diye düşündüğünüzde oraya enerjinizi zaten çekeceksiniz ve o size gelecektir. Ama aklınızdan böyle azıcık bile bir acaba mı ya ya da yapabilir miyim diye geçirirseniz zaten olmayacak. O yüzden öncelikle onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ön yargınızı kenara atın, kabul edin. Eğer gerçekten o ülkeye yaşamak istiyorsanız, seviyorsanız, meraklıysanız. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben geldim. Benim hikayem bu şekilde. Burada şirketler gerçekten sizi seviyorsa, profiliniz uygunsa size her türlü iş vizesi ayarlayabiliyorlar arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem özellikle de Çin'i gerçekten gelip önce keşfetmek isteyenler için, denemek isteyenler için öğrenci vizesi. En kolay yol öğrenci vizesi. Öğrenci vizesi çok kolay bir şekilde alınıyor arkadaşlar. Daha sonra fiyatı soruyorsanız eğer, fiyatı da hemen söyleyeyim size, yaklaşık bir 5 yıl önce herhalde 8.000'di ya da belki daha da ucuzdu arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum fiyatı. RMB Çin yuanını kastediyorum. Ama şu an tabii 8.800 yuan arkadaşlar. Oldukça biraz pahalı. Bir semestre arkadaşlar. Bu şekilde yapın bence diye düşünüyorum. Çince kursu alın. Hem Çin'i görmüş olursunuz ya da üniversite okumayan insanlar varsa, mesela üniversite okumayanlar varsa üniversiteye başvurun. Kesinlikle şansınız yüksek. Deneyin, korkmayın. Üniversite okuyun arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Bal gibi de yapabilirsiniz. Daha sonra zaten burada yani bence 4 yıllık okuyacak olanlar için onların şansları daha yüksek. Çünkü 4 yıl burada mezun olduktan sonra bence iş imkanı daha da yüksek olur. Çünkü buraya adapte oluyorsunuz bir kere. Nerede nasıl iş bulacağınızı, Çinlerin nasıl bir profilde insan seçtiğini daha çok, bunlar üzerinde daha çok tecrübeniz oluyor. Dolayısıyla benim tavsiyem öğrenci vizesiyle gelin. Daha sonra zaten onun iş vizesini çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bence en güzel yolu bu. Zaten eğer burada 4 yıl okuduktan sonra master'da okumaya devam ederseniz burs veriyorlar arkadaşlar. Burs şansınız master için de çok yüksek olacak arkadaşlar. Olur da. Turist vizesi ne başvursanız turu takip etmek zorundasınız. Yani 5 yıl önce öyleydi. Şu anda da bence de öyledir. İş vizesine direkt başvurmak istiyorum diyorsanız bu biraz zor. Çünkü Çinliler genelde Çin'de yaşayan yabancıları tercih ediyorlar. O yüzden mesela buradaysanız hemen onun üzerine çalışıyorlar. Ama mesela yurt dışında yaşıyorsanız belki o biraz zor oluyor. Ben öyle duydum yani. Bunun dışında arkadaşlar bir de bir diğer kolay vize var. Aman Allah'ım onu unuttum. Öğrenci vizesi ve evlilik vizesi arkadaşlar. Bu ikisi. Eğer bir Çinli bulursanız, Çinli ile evlenirseniz evlilik vizesi de çok kolay. İş vizesi çok zor. İş vizesi için dediğim gibi iyi profilde olmanız lazım. İngilizce ve Çince bilmeniz lazım. Yani iki dilinden birini en az net bilmeniz lazım. Ama ikisini birden bilirseniz zaten var ya, şansınız daha çok yüksek arkadaşlar. O yüzden dile çok odaklanın. Şu an beni izleyen yaşı küçük arkadaşlarım varsa yapabilirsiniz. İngilizceyi çok çalışın. İngilizce üzerine çok durun. Aynı zamanda Çince, eğer imkanınız varsa, Çince çalışma imkanınız varsa, Çince kursları var Türkiye'de. Vardır %100 eminim. O kurslara da gidebilirsiniz arkadaşlar. Veya internet üzerinde YouTube'da Çince öğrenmek ya da işte Learn Chinese yazabilirsiniz. Öyle de öğrenebilirsiniz. İşte bakın, İngilizce bilirseniz var ya, İngilizce olarak bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'dan, Instagram'dan vesaire. O yüzden İngilizceye böyle sarılın arkadaşlar. İngilizce bu dünyanın çok önemli bir dil. Bunun dışında başka ne tavsiye edebilirim? Bir de iyi niyetli olun. Niyetiniz temiz olsun arkadaşlar. Zaten Allah size kalbinizdekini verecektir. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Olmazsa da vesaire canınızı sıkmayın. Ben de bu dünyadan gidip göçeceğim. Siz de bu dünyadan gidip göçeceksiniz. O yüzden bir şey olmuyor diye canınızı sıkmayın. Her türlü hepimiz bu dünyadan gidip geçeceğiz ve her şey bu dünyada geçici arkadaşlar. Dünya kalıcı dünya.
O yüzden canınızı hiçbir zaman sıkmayın. Allah sizinle olsun. Allah sizi korusun. Dualarınız kabul olsun inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya lütfen bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kaçırdığım bir şey varsa, sorularınız varsa bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Ben de zaten seve seve sizler için cevaplarım. Bir de yoğunluğumdan dolayı bazen Instagram'da mesajlarınıza doğru dönemiyorum. Aynı zamanda YouTube'da bazen 5 gün arayla video yüklüyorum. Bunun için de özür dilerim. Beni destekleyip beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın o zaman. Bye bye.